Bakın ilk soruyu size yöneltiyorum yine. Sovyetler Birliği'ndeki dağılma umulandan hızlı oldu ve dev birçok cumhuriyete bölündü. Ancak bu hızlı değişim ve dağılmanın ortaya çıkarttığı sıkıntılar, ekonomik güçlükler ve etnik kökenli çatışmalar, soğuk savaş sonrasına umutla bakan dünya kamuoyunda ve özellikle yeni dünya düzeninde iyi, olumlu yansımalar bekleyen dünya kamuoyunda bazı hayal kırıklıkları ve kaygılar yarattı. Öyle gözüküyor ki bu değişim ve dönüşüm süreci önümüzdeki çağa da damgasını vuracak. Ve bunun etkisinde kalan bazı stratejistler buna yeni dünya düzeni değil, bu karmaşa ve kargaşaya yeni dünya düzensizliği adını veriyorlar. Acaba siz bu tabloya nasıl bakıyorsunuz ve bu tablo içinde yeni dünya dengeleri arasında Türkiye'nin bağımsız devletler topluluğu ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini hangi çerçeveye oturtuyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Evvela bizi izleyen vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Parlamentoda temsil edilen partilerin sayın liderleriyle bu dördüncü açık oturumdur. Vatandaşlarımıza Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkında bu tartışmalar yoluyla bilgi vermeye çalışıyoruz. Onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Bugün seçilmiş bulunan konu gerçekten sadece bizi değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir konudur. Bu vesileyle de yarın 23 Nisan'dır. Hem çocuklarımızın hem vatandaşlarımızın 23 Nisan bayramlarını tebrik ediyorum. Aslında Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşü dediğimiz olay fevkalade önemlidir. 1945 İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya iki kutuplu olarak 45 sene soğuk savaşı devam ettirmiştir. Ve kutuplardan birisinin böyle aniden çökebileceğini bundan 3 sene evvel kimse aklına getirmemiştir. Bu dünya içinde büyük sürpriz olmuştur. Gerçi dünyada imparatorluk kalmamıştı. Son imparatorluk Sovyet İmparatorluğu'ydu. Yalnız Sovyet İmparatorluğu bir ideolojiye dayanıyordu. Bu ideoloji de dünya nüfusunun %35'ini hakimiyeti altına almış bir ideolojiydi. Komünizm ideolojisiydi. Yıkılan sadece Sovyet İmparatorluğu değildir. Yıkılan aynı zamanda Marksist-Leninist rejim denen bir, daha doğrusu Marksist-Leninist teorinin rejimi olan komünizmin yıkılmasıdır. Şimdi aslında ilk nazarda bundan 2 sene evvel, 3 sene evvel dünya fevkalade olaya sevinçle ve iyimser bakıyordu. Komünizm çöktü diye bugün kimsenin bir yas tutmasına veya yese kapılmasına gerek yok. Yalnız aslında komünizm eğer Sovyet İmparatorluğu ayakta dursaydı, ayakta durmaya devam etseydi, bugün dünya o tehdidin ortaya koyduğu durumla uğraşır olurdu. Harıl harıl silah yapmaya devam ederdi. Ve acaba bu tehdit nerede, hangi patlağı verir ve bu patlak sonunda hangi memleket ok altına gider, hangi memleket sıkıntılara girer diye endişeler olurdu. Sovyet İmparatorluğu'nun çökmesiyle yalnız Doğu Avrupa'da, yalnız Sovyetler Birliği'nde bir yeni durum meydana gelmedi. Bütün dünyada bir yeni durum meydana geldi. Ve yeni dünya düzeni diye dünya yeniden insan hakları ve demokrasi üzerine kurulu bir düzenin arayışı içerisindeyken, insan hakları beyannamesinin, Helsinki şartının, daha sonra Paris şartının uygulanarak dünyada artık savaşsız bir devrin açıldığı sevinci içerisindeyken, Sovyet İmparatorluğu bir tehlike olmaktan çıktı ama çöküşüyle yeni belirsizlikler ortaya koydu. Bugün dünya bu belirsizliklerin kaygısı içerisindedir. Binaenaleyh yeni dünya nizamı, New World Order denen hadise aslında bir takım çevrelerce bugün bir kötümserlikle karşılanıyor ve yeni dünya düzensizliği olacak galiba gibi endişeler var. Ben meseleye o kadar pesimist bakmıyorum. Evet, Sovyet İmparatorluğu çökmüştür. 15 tane cumhuriyete ayrılmıştır. Bunların içerisinde hem arazi bakımından hem nüfus bakımından bu imparatorluğun %72'sini teşkil eden Rusya Federasyonu vardır. Sovyet İmparatorluğu'nun çökmesiyle dünyadaki kaygı ortadan kalkmış değildir. Çünkü dünyayı tehdit eden askeri güç ortaya yerdedir. Yani Kızıl Ordu duruyor. Ve Kızıl Ordu bugün, yani yarın ne yapacak Kızıl Ordu? Daha doğrusu Kızıl Ordu'yu emri kumandasında bulunduranlar,
acaba ne yapacaklar endişesi bugün dünyada zihinlerde hakim. Sanıyorum ki en önemli olay budur. İkincisi de 27 bin missile denen, yani füze denen atom başlıklı ve fevkalade tahripkar silahta duruyor. Bir Kızıl Ordu'nun deniz armadası da, Kızıl Ordu'nun hava armadası hepsi duruyor. Ve evet, bütün bunlar olup biterken bağımsız devletler topluluğu diye bir topluluk meydana getirmiştir ama bugün bu bağımsız devletler topluluğu denen topluluğun üyesi olan devletlerin birbiriyle olan münasebetleri üzerinde pek çok tartışma var. Evet. Şimdi önemli olan bir olay da şu. Gerçi bu imparatorluk çökmüştür ama bu imparatorluktan ayrılan devletlerin hemen hemen hepsinde gene hizmetleri gören geniş çapta Ruslardır. Ve zaten bu imparatorluktan ayrılan cumhuriyetlerin hepsinde de önemli sayılabilecek sayıda Rus vardır. Mesela Kazakistan'ın nüfusunun %38'i Rus'tur. Ve Özbekistan'ın nüfusunun %8'i Rus'tur. Kırgızistan'ın ise %21'i Rus'tur. Yani meydana gelen bu durumda Rus Federasyonu da şöven milliyetçiliğe, ırkçılığa dayanan bir takım rejimler eğer meydana gelirse bu cumhuriyetten içerisindeki Ruslara herhangi bir şey olursa biz buna seyirci kalmayız gibi bir tehdidi de savuruyor. Aslında bu cumhuriyetlerin hepsi bugün gene ekonomi bakımından, başka şeyler bakımından, ulaştırma bakımından, haberleşme bakımından Moskova'ya bağlı olarak çalışıyor. Yani Moskova bunları öylesine bağlamıştır ki bunların ne diğer devletlerle yol irtibatı vardır ne de telefon irtibatı vardır. O itibarla evet parçalanmıştır ama tam parçalanmamıştır. Arkada pek çok şeyler bırakmıştır. Şimdi en önemli olay bence acaba gerek Rus Federasyonu içerisinde gerekse diğer cumhuriyetlerde istikrar olabilecek midir? Acaba bunlar birbirleriyle yani kendi içlerinde veya birbirleriyle herhangi bir takım çalışmalara girecekler midir? Ve nitekim Gürcistan'ın içerisinde bir çatışma meydana gelmiştir. Ve üzüntüyle söyleyelim, hepimizin yüreğini dağlayan ve içimizi fevkalade acıyla dolduran bir Karabağ olayı ortaya yerdedir. Yani Ermeniler bu fırsattan istifade ederek gayet iyi hazırlanmış bir biçimde Azerilerin üstüne gitmişler. Azeri Türklerini fevkalade sıkıntıya sokmuşlardır. Büyük cinayetlere sebep olmuşlardır. Acaba diğer devletlerin arasında acaba kendi aralarında veya işlerinde ne olacaktır? Burada önemli olan hadise de şudur bence. İkinci bir önemli hadise veya üçüncü bir önemli hadise. Tamam, komünizm çökmüştür. Yerine ne konacaktır? Veyahut yerine ne gelecektir? Yerine demokrasi gelecektir. Yerine piyasa ekonomisi gelecektir. Yani komünist rejimin yerine demokrasi gelecek ve Marksist ekonominin yerine de piyasa ekonomisi gelecek. Bu ülkelerin hiçbirisinde halk demokrasiyi bilmiyor, demokrasinin nimetlerini bilmiyor, demokrasinin değerlerini bilmiyor. Ve bu ülkelerin hiçbirisinde halk piyasa ekonomisini bilmiyor, piyasa ekonomisinin şartlarını bilmiyor ve onun işleyiş tarzını bilmiyor. Binaenaleyh öyle bir durum meydana gelmiştir ki demokrasiye kim sahip çıkacak? Veya piyasa ekonomisine kim sahip çıkacak? İnsan haklarına kim sahip çıkacak? Ve burada gene bir olay daha var. Şu olay da şu. Marksist ekonomi içerisinde giden Sovyetler Birliği'nde bu ekonomi çöktükten sonra bir geçiş dönemi var. Bir yerden bir yere geçirecek. Bu geçiş döneminde aslında halkın bu kadar büyük bir ülkede aç kalması, sefalete sürüklenmesi ve bir takım günlük sıkıntıların içine girmesi fevkalade önemlidir. Dünyanın hiçbir yerinde reform hareketi eğer kısa zaman içerisinde sokağa yani halka inen bir takım etkinlikler ortaya koymamışsa, yani halk aç, halk geçim sıkıntısı içerisinde kıvranıyorsa, halk bir takım günlük tüketim mallarını bulamaz durumdaysa o memleketlerde reformu yürütmek mümkün değildir. O netice itibariyle kargaşaya sebep olur. İşte gerek Kızıl Ordu'nun mevcudiyeti, gerekse ırkçı, şöven, milliyetçi duygulara dayanan bir takım rejimlerin meydana gelmesi korkusu, gerekse bu ülkeler içerisinde iktidar kavgaları, gerekse
hudutlardan doğabilecek, arazi meselelerinden doğabilecek kavgalar ve netice itibariyle komünist rejimin yerine piyasa ekonomisi ikame edilinceye kadar, daha doğrusu bu ülkeler bu piyasa ekonomisine alışıncaya kadar günlük ihtiyaçların yoksulluğu ve demokrasinin değerlerini yadırgamaktaki sıkıntılar dünyanın önüne bir kaygı koymuştur. İyi bu Sovyet Birliği, Sovyetler Birliği, Sovyet İmparatorluğu çöktü ama şimdi yerine acaba ne gelecek? Bundan sonra ne olacak? Ve eski Marksistler hala yaşıyorlar ve Moskova'da 25 ayrı fraksiyonu temsil eden grup Yeltsin'e ve Yeltsin'in reformlarına karşı bir hoşnutsuzluk cephesi oluşturdular. Yıl sonuna doğru 8 milyon işsizin olması bekleniyor Rusya Federasyonu'nda. Aslında burada bir olay daha var. Tabii ki demokrasiyi kim yapacak? Veya piyasa ekonomisini kim yapacak? Bu ülkeler pluralizme, çoğulcu rejime dayanmadığı için ikinci bir kadroları yok. Yani bu ülkelerin tümündeki kadrolar hangi cumhuriyeti alırsanız alın hepsi eski komünist rejimin kadrolarıdır. Eski komünist rejimin kadrolarıyla demokrasi yapacaksınız. Eski komünist rejimin kadrolarıyla piyasa ekonomisi yapacaksınız. Bu zorlukları var. Bugün önde bulunan kadroların aslına bakarsanız Gorbaçov gibi bu işi başlatan birisini rahatlıkla süpürebilen olayların bugün önde bulunan kadroları da hangi istikamete götüreceği meçhuldür. Bütün bu meçhuller içerisinde bir gerçekten bir düşünce kargaşası, bir varsayımlar kargaşası, bir kaos beklentisi dünyanın zihnini işgal etmektedir. Ama bütün bunlara rağmen de herkes komünist rejimin çökmüş olmasından, imparatorluğun dağılmış olmasından da ayrıca memnundur. Memnunlukla endişeler iç içe durumda oluyor. Tabii burada Türkiye alakalı önemli meseleler var. Türkiye'nin yeni gelen nizam içerisinde Adriyatik'ten Çin denizine kadar giden bir Türklük alemi meydana gelmiştir. Yani 100 senedir esir milletler olarak yaşayan Türkçe konuşan Müslüman olan pek çok ülkede de yeni bir durum meydana gelmiştir ki bu Türkiye'nin gerek ekonomik durumunu gerek siyasi durumunu değiştirmiştir. Türkiye'yi dünya gözünde bir siyaset merkezi yaptığı gibi aynı zamanda bir ekonomi merkezi de yapmıştır. Dünya ile beraber Türkiye bu ülkelerin yardımına koşma durumundadır. Ama tümünün, Türkiye bu cumhuriyetlerin tümüne, yani Ukrayna Cumhuriyeti'ne de Sovyet Federasyonu, Rus Federasyonu'na da Beyaz Rus Cumhuriyeti'ne de Azerbaycan Cumhuriyeti'ne de ve diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin hepsine eşit mesafede bakmıştır ve Türkiye bunların hepsini birden tanımıştır. Efendim acaba Karabağ'daki sıkıntılı durumun Türkiye'nin Orta Asya'ya uzanan kültürel, ticari yolda ciddi bir engel yaratabileceğine inanıyor musunuz? Ve bu nasıl ortadan kaldırılabilecek? Ayrıca son günlerde Bosna Hersek'te yaşanan Sırpların saldırısı, Saraybosna'daki saldırı yeni dünya düzeni anlayışına da biraz ters gelişmeler gösteriyor. Çünkü sınırların zorla değiştirilemeyeceği anlayışı yeni dünya düzeni konsepti içinde var. Aslına bakarsanız Karabağ'daki olay gayet tabii ki bir günün olayı değil. Yani daha önce hazırlığı var ve bu hazırlık şu şahane şükrandır ki hiç olmazsa görüntüde dünya Türkiye'nin de önemli gayretleriyle Karabağ olayında Ermenistan'ın arkasında resmen yer almadı. Biz dünyayı ikaz ettik dedik ki hem Birleşik Amerika Devletleri'nin hem Fransa'ya hem de İngiltere hem dünyanın diğer memleketlerini eğer böyle bir şey yaparsanız o zaman bu bir Hristiyan-Müslüman savaşına dönüşür. Bunu yapmayın. Şimdi Karabağ olayı Avrupa'da yeni kurulmuş bulunan ve bu ülkeleri de bizim gayretlerimizle yine üye yaptırdığımız Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın zeminindedir, onun platformundadır. Ve bizim de dahil olacağımız bir Minsk konferansında bu iş çözülmeye çalışacaktır. Bizim gayretlerimiz ateşkes sağlamak için sarf edilmiş gayretlerdir. Zaten Azerbaycan yönetimi de bizden bunun dışında bir şey istememiştir. Ve umuyoruz ki bu ateşkes etkin bir şekilde durur ve ondan sonraki kısmında da bunun masa başında çözüm yolları aranır. Ama Yugoslavya olayı başka bir olaydır. Yugoslavya'da değişik milletlerden müteşekkil olan federasyon da çökmüş ve Yugoslavya'da dağılmıştır. Bence Yugoslavya olayı da Sovyetler olayının başka bir çeşididir. Görülmüştür ki İnsan Hakları Beyannamesi'nin getirdiği yeni rüzgar ve Paris Konferansı'nın getirdiği yeni rüzgar Yugoslavya'yı da dağıtmıştır. Zaten
Aslına bakarsanız Sovyetler İmparatorluğu bu haliyle, Yugoslavya bu haliyle ayakta durabilir miydi, duramaz mıydı? Bu biraz zordan mı ibaret geliyordu? Yoksa bir yapay, bir suni durum muydu diye düşünmek lazımdır. Sovyetler zorla güzellik olmuyor. Yani nihayet bir süre için Tito ortadan kalktıktan sonra Yugoslavya'nın ayakta durabileceğini kimse tahmin etmiyordu. Yugoslavya'daki durum daha karmaşık bir durumdur. Bence olaya daha başka şekilde bakmak lazım. Maalesef Saraybosna'da meydana gelen ve nüfusunun %44'ü Müslüman olan Saraybosna'nın Müslüman halkına reva görülen, Sırpların reva görüldüğü cinayetleri de fevkalade üzüntüyle takip ediyoruz. Ve dünyayı bu olaya bakmaya, bu olayda ciddi bir tavır almaya da çağırdık. Ve umarız ki o olayda yine barış yoluyla çözülsün. Yani Sırplarla Hırvatlar arasında meydana gelen kanlı hadiselerden sonra şimdi gene Bosna Hersek'te yaşayan Müslümanlarla Bosna Hersek'teki Hırvatlar arasında kanlı olaylar cereyan ediyor. Üzüntüyle karşılıyoruz. Efendim, sancak da dahil bunun içerisine evet, yalnız. Evet. Efendim Sovyetler Birliği'nin dağılması 15 cumhuriyetle şimdilik neticelenmiş gözüküyor ama bir akımı da peşi sıra getirdi. Mikro milliyetçilik akımı dünyada. Bunu dünyanın yeni almakta olduğu barış dolu hava için nasıl yorumluyorsunuz efendim? Birleşmiş Milletler'in kararları var. Dünyada aslında ırkçılığa dayanan şöven bir milliyetçiliği yürütmek mümkün değil. Yalnız eğer milletler, ayrı ayrı milletler, ayrı ayrı sayılabilecek milletler varsa orta yerde ve bunların bir coğrafyası varsa ayrı ayrı sayılabilecek bu milletleri ayrı bir coğrafya ve sahip olmana rağmen zorla bir merkezi otoritenin altında tutmak da mümkün değildir. Bence Sovyetler Birliği'nin dağılması kadar tabii bir şey ben düşünemiyorum. Çünkü buradaki hiç olmazsa Türkçe konuşan Müslüman devletlerin, cumhuriyetlerin halkı, yani bizim kardeşlerimiz aslında 100 senedir esaret altındaydı. Bu esaretten kurtulmaları kaçınılmazdı ve bu esaretten kurtulmuşlardır. Kansız kurtulmuşlardır. Yani kan dökülmeden kurtulmuşlardır. Ve bizim kardeşlerimizin teşkil ettikleri bu cumhuriyetler bu işin değerini iyi bilmediler. Çok önemli bir olaydır. Bu işin değerini, yani istiklalin, bağımsızlığın değerini iyi bilirlerse sanıyorum ki bu hem kendileri için iyi hem dünya için iyidir.